Şöyle benim salonum tıkış tıkıştı. Birincisi oğlumun odasıydı. Mesela benim de oğlumun odası olmasaydı o odada yemek masamı, konsolumu kullanabilirdim. Evet. Ama yani göze büyük geldi. Taşınsam doğru. Mesela daha büyük bir salona çıksam çok iyi dururdu ama küçüklüğü çok değerlendirildi. Evet. Orta set küçüklüğü değerlendirilmedi. Mobilyaların biraz büyük seçmişti. İşte büyük yani. Kaldı salonuma. Küçük olduğu için, iç içe olduğu için büyük evet. Kaldı ama aslında öyle göze batacak şekilde büyük değildi. Değil normal. Çünkü ben anlıyorum. Kızlar da anladılar aslında. Yani anladık. Evet, başka bir yorum yoksa arkadaşına geçelim. Selin'e geçelim bir tane. Evet, yine hiç tarzım olmayan bir ev. Siyah. Evet. Ben siyah şey buluyorum. Hani böyle temizlik yapmayayım. Aman hani kirlense de belli olmasın. Ama aslında kol çok belli. Kol çok belli eden bir koltuk. Çok zor. Siyah kullanmak cesaret. Asıl ben kirliyim diyen bir koltuk olabilir. Her gün toz almak zorundasın zaten. Alıyorum da zaten. Orta sehpamı göreceksiniz. Ayna benim evimde. Zaten orta sehpada herkes de var. Bu eşyaların geneli herkes de var. Sanki hani kusura bakma ama belediye dağıtmış gibi herkes de aynı eşya. Herkes gri. Herkes çıtalanma. Ben de çıta yok ama herkesin ayrı yorumu var Selin. Yani belki mobilyalar birbirlerine benziyor artık. Hepsi çünkü popüler benziyor. Mobilyalar, popüler tonlar yani bunlar. Modası geçecek. Ama herkes kendi ruhunu, kendi zevkini yansıtıyor evet, evine. Bak mesela dün çıta kullanmıştı. Kötü müydü? Bence değildi. Değildi. Güzeldi. Koltukları da güzeldi. Evet. Keyfini sür, hevesini al bir tanem. Ama çıta tercih etmemiş. Onun yerine bak böyle bir ayna. Evet. Siyahla uyum sağlamış. Evet. Bu sehpayı oldukça fazla görüyoruz. Dün bende de aynısı vardı. Çünkü sanıyorum çok amaçlı bir şey. Evet, altında çok böyle yavruları evet. Var. Evet. Ama bakın bu da büyük mesela. Standart böyle yani. Hani küçültemiyoruz. Ama o kadar büyük durmamış. İşte ama evet. Mesela o da masayı koysaydı aynı olacaktı. %100. Ben aynı olacaktı. Evet. Masa koyulacak yer bile yok. Evet. Ben işte mecburluktan koyduğum için hani ekstra bir odam olsaydı. O zaman evet. Eleştirimizi yapardık. Yapabilirdiniz işte. Ama bence evet. De. Yerimden dolayı benim de öyle. Sen nasıl buldun Saadet'ciğim? Ben mi? Yok üst komşu Saadet. Tamam. Sen. Sen nasıl buldun Saadet diyorum Saadet Bey. Ben mi? Yok üst komşu. Sen değil. Tabii ki sen. Ay aslanım. Ben nasıl buldum? Renk uyumlarını beğendim. Hı. Yani evi siyah olmasına rağmen aydınlık göstermiş. Yani hiçbir karanlık gösteren bir tarafı yok. Yine orta sehpa evet ama şeydeki gibi küçük durmamış buraya. Yani yerin, masa olmadığı için. Evet, yerinde olmuş. Evet, laf etmiştim ama sizinki maviydi. Maviydi. O tonda hiçbir şey yoktu. Ama bu o kadar göz yormuyor. Hani rengi yine uyumsuz. Evet, rengi uyumsuz. Evet. Yine uyumsuz rengi ama göze çarpmıyor. Peki, göz yormuyor. Çok merak ettim. Bu koltuklara nasıl bir fon olmalıydı? Nasıl bir fon olmalıydı? Ne renk olmalıydı? Sana soruyorum Sedef. Nasıl olmalıydı? Mesela yine orada siyah gördünüz ya, o siyahın devamı olup üstü de... Dümdüz siyah mı olsun? Şöyle üstü hayır. Açık gri. Mesela aynen. Ben şimdi değiştireceğim diyorum ya. Üstü koltuğumla aynı açık gri. Aşağıda koyu gri düşünüyorum. Hayır, şu an değiştirdiğimde o şekilde yapacağım. Ben şu anki eve göre söylüyorum. Burada altı mesela gri olabilir. Siyah. Gri siyah. Sen ne diyorsun? Altı siyah olabilirdi. Üstü ya bu renk olabilirdi. Beş mi olur? Bu ne? Açık gri. Açık gri. Benim koltuğumun grisiyle aynı yanda. Evet. Gri diye geçiyor. Aynen bu renkten olabilirdi. Evet. Hani evini daha ferah gösterirdi. Evet, sen ne diyorsun Selin'ciğim fonlarla ilgili? Ya aynı şekilde hani çok ama bu da benim çok gözüme çarpmadı. Çarpmadı. Ben hani şey yapmadım hani sadece renk uyumunu söylüyorum. Yoksa göze çarpmıyor. Çarpmıyor evet. TV ünitesini ben beğenmedim. Çok buraya çok basitleştirmiş. Yani koltukları sade ve düz değil mi? Koltukları aynı olsaydı çok gündelik o biraz gündelik evet, çok kaçmış. Ben buraya burası... günlük kullanıyorum ya. O da gündelik olabilir benim. Ama koltuklar o zaman değil. Daha böyle bu koltuklar evet, daha gündelik olmuş. Mesela koltuklar genel anlamda şık, gösterişli olduğu için. Bravo.